Dün akşamki görüntüleri izledim tamam mı? Bir grup öğrenci geliyor. Ne diye varıyor biliyor musunuz? Tayyip defol üniversiteler bizimdir. Pardon. E, yanlış canım. Yanlış. Bu mu barışçıl görünüyor? Ya yanlış. Ya şimdi Bakın buraları. Bak, ama bu şeyi Gençliklerine vermek lazım. Bugün de öyle atıldı. Bu hayır bakın bu slogan yıllardır Hulki Bey birçok üniversitede belli gruplar tarafından sürekli tekrar edilen bir slogandır üniversitelerin bir şekilde kendi malları olduğunu düşünen slogandır. Bu konuda hiçbir şekilde taraf olmasam da, hiçbir fikrim olmasa bile sadece bir dakika derim. Siz kimsiniz ki ülkenin cumhurbaşkanına defol, üniversiteler bizimdir. Kim verdi bu üniversitelerin tapusunu size? Ne münasebet? Üniversitelerin tapusu kim? Sadece bu cümle bile... Bakın ben, sadece ben öyle bakıyorum ama bu, bu gösterilerin ne kadar sakıncalı bir durum olduğunu bize gösteriyor. Hasan Bey bakın bakın Şimdi diyor bizim ki Bey buna rıza gösterin. Hayır bak. Rektör gitsin. Şöyle bu 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 sloganları atanlar bak böyle üniversiteye yani hakim olsun. Spesifik Kılıçdaroğlu son bir açıklama yapmış. Ne dediğini merak ediyor musunuz? Ee, görüntülü bir açıklama ve Twitter üzerinden paylaşmış. Ee, yaklaşık bir saat acaba? öncesinde ve çarpıcı ifadeleri var. Ben müsaadenizle onları e, izleyicilerimizle paylaşayım. Alakasını Sonra ediyorum. sizin yorumlarınızı almaya devam edelim. E, şöyle söylüyor Kılıçdaroğlu: Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Eski mezunları istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil. Onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor ve bizler aklı selim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin diyor ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor öğrencileri evet. kastederek e, Kemal Kılıçdaroğlu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte 79 terör bağı olan kişi olduğunu ifade etti. Şimdi nasıl bakmalıyız meseleye? Nasıl yorumlamalıyız? Ya şimdi Sayın Kılıçdaroğlu neden kayyum diyor mesela ne yine. Sayın O da Kılıçdaro... şimdi önce ama de Ama burada sayın kayyum Kılı... ifadesini Kılıçdaroğlu da kullanıyor. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın derken işte hani Sayın Bakan da şu kadarı Hı -hı. Militant terörist dedi. Onları serbest bırakın anlamında demiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu öğrencileri hani susuz öğrencileri serbest bırakın. Sırf el, yani protesto yapmak için gözaltına alınanları serbest bırakın. Diyor ki toplumda böyle anlıyor zaten. Bakın dünden ve bu, Dünden beri yapılan ve şu anda da sürmekte olan tepkilerin hiçbirisi teröristleri serbest bırakın ya da işte örgüt üyelerini, yasa dışı örgüt üyelerini serbest bırakın demiyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partileri de söylemiyor Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Atıyorum Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta tencere tava çalan vatandaş da bunu söylemiyor. Teröristleri serbest bırakın demiyor. Ne diyorlar? Ya bizim bu çocuklarımız, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bilkent şey Boğaz içinde okuyan bu öğrenciler bunlar bir haklı talep, bir talepte bulunuyorlar. Haklı haksız. Ya sizce haksız. Bir talepte bulunuyorlar. itiraz ediyorlar ve haftalardır yapıyorlar bunu ve kitlesel olarak yapıyorlar ve topluca yapıyorlar. Yani bunu dikkate alın. Bir hani bir nefes verin. Bir bir muhalefetin bu talebi, hani rektörü değiştirin talebi kabul edin bunu diye destek veriyorlar tencere tava çalıyor. Aldım değerlendirdim burada, uygun bulmadım. Efendim? Aldım değerlendirdim uygun bulmadım. Ya ama uygun bulmadın o zaman işte bu şey muhalefet. Tamam kavgaya gerek yok. O devam zaman. ediyor Hasan Bey. Ya ne olacak uygun Tekrar, tekrar canım? devam ediyor. Ya ne olacak Şimdi uygun? Dete başvuruyorsa. Ya binler bakın Cumhurbaşkanı. Başka bir sorun bu. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı binlerce kişi atıyor ya. Bir, bir kararnameyle 20-30 kişi bir atıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani 200 küsür rektör var mesela atıyor. Ya Melih Bulu'yu da oradan alsın başka bir yere atasın. Atlanacak yer mi yok? Ama bak burada... Şaban Bey niye? niye, bir niye, niye var. Şaban Bey? Ya, Şaban ya Bey ne niye, ya? Dikkat alınsa. Ya, niye? Bunu niye Şaban Bey? Gelir niye gelmez? niye? Melih Bey de soruyor niye o gelip gelip diye. Melih Bey de Hasan Basri Bey de aynı. Bir saniye ya. Şaban Bey, Yüksel Taşkın, Profesör Doktor Yüksel Taşkın kim bu? Şu anda CHP'de Genel Başkan Yardımcısı, ARGE'den Sen Sen Döksizil'ini ben pek tanımam Neredeydi? onları. Hayır söyleyeyim ben Boğaziçi Söyle. Öğretim Üyesiydi, sonra Marmara Üniversitesi şu anda öğretim üyesi. Evet. CHP'nin de Genel Başkan Yardımcısı. Evet. E, tamam hani diyorsun ya, ya Melih Puru'da AK Parti'ne aday aday olmuş ya sadece aday aday ya, olmuş. Ya mesele adaylığı değil sadece. Bütün mesele sadece. bu mu Allah aşkına? Ya Melih mesele sadece e, adaylığı değil. Ya işte. Ne? Ya, Peki e, ne? Ben ne bileyim canım ben. Adam ben yok ya benle ilgili. Ben Boğaziçi ilgili eğilim öğretimleri. Bakın değilim. söylüyorum Hakikaten ben. Hakikaten bilmiyorum yani. Ama, tamam, ben, ama ben, kayyum diyorlar. Hayır ben size ve, Bakın, Boğaz içinde rektör atama usulüne ve geleneğine yani ve uymuyor diyorlar. Burası ya Bundan daha burası, demokratik burası bir talep olabilir. ya bakın. Efendim? Burası bizim Şöyle, gelme Boğaz içi Boğaz öyle olsa daha önce atan ayrı başkan atadı direktörlere de aynı itirazı yaparlar. Şey ya, daha önceki rektörler Boğaz bir dakika Melik Bey'i duyamadık Bir siz ona da cevap verin. Kardeşim Şaban Bey. 2000 Şaban Bey şimdi 2016'dan beri 2016 sonundan beri atamalar böyle yapılıyor. Rektör atamaları. Şimdi bütün üniversiteleri bir kenara bıraktık. Sadece Boğaziçi bundan ayrı ve özel bir şey. Niye? Neden? sana bir şey söyleyeyim mi? bir başarısı mı var? Sevgili Belelik sana bir şey söyleyeyim mi? Kurtalmış bölge diyor bak benim Kurtarmış yetkim bölge olsa. Bölge mi? Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim yetkim olsa Sırf bu güzel çocukların, bu üniversite öğrencilerin, bu Z kuşağının bak bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarının bu, bu çocukların her biri milli servet. Ülkemiz ülkemizin milli serveti bu çocuk. Eyvallah. Bunların bu taleplerini haksız da bulsam, haksız da bulsam bu taleplerini kabul ederim ya karşılarım. Karşılarım ya. Bir hiçbir şey de kaybetmem. Peki yarın? Hiçbir şey de pe kaybetmem. Peki yarın? Ya. Peki yarın Şaban Bey e, gezi benzeri bir eylemle İlle iktidar gitsin dendi ne yapacağız o zaman, o zaman ne yapacağız bunun yok. sonu yok ki ya 159 yani 159 çıktı ki dedi ona ona bakamıyorum bak Tayyip şu an şu mesela, mesela şunu da istemiyorum sevgili arkadaşlar ya, ya, şu olaylar şu, şu olaylar ne yapacağız mesela ne ya? öyle bir şey denmiyor ki arkadaşlar öyle bir şey de her demokratik talebi anayasa, anayasa bilmem her demokratik talebi öyle dersen bu işin içinden çıkılmaz bakın olaylar şimdi bak bir makul bir gerekçe olursa efendim Niye bir üniversite ayrıcı? Bir üniversite ayrıcı Mesela... yaptı değil ya orada bir itiraz başladı. Niye yani? Başka yerde başlasaydı bu ilk olsaydı orası tamam. kabul edilirdi. Ya yani şimdi tamam, burada böyle bir şey Tamam makul gerekçesi oldukça. ne? Ne var Arne bunda nedir? arkadaşlar? Yani gerekçeleri nedir? Şaban Bey bakın. makul Bakın ülkenin huzuru ve gerekçe güvenliği ne? ya gerekçesi. Makul gerekçe. Ya çocuklar çocuklar hayır, 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 Bir o zaman beni sokağa alan çıksın polis tamam taşlasın ben diyeyim. Ne alakası var Ülke ya. ve burada, güvenliği için aman susalım. Buraya, şu, şu da olsun falan. Burada burada öyle bir sopayı alıp polis ya, taşlayan var ya? ya. Tamam Şimdi Kadıköy'de polis Ya meni buraya itiraz niye? Ben söyleyeyim Türkçesine. Buyurun. Söyleyeceğim niye olduğunu. Melih Pulu'ya, mesela Melih Pulu, ODTÜ e, mezunu. İşte Boğaziçi öğretim üyeliği yapmış. Daha önce iki yerde rektörlük yapmış. Mesela siz şunu derse öğrenciler ki Meri Bulu diyor ki ya bana olan itirazınızı ben anlamak istiyorum. Sen gideceksin Boğaziçi'nden değilsin. Tek dedikleri şey bu. Meri Bulu diyor ki bakın ben kurulu toplayıp orada hedeflerimi de anlatacağım. Hatta diyor ki ben diyor Boğaziçi dünyaya sayılı üniversiteler arasında sokmazsam ben iki yıl sonra zaten bırakırım bu hedefimi tutturamazsam. Bir hedefle ortaya çıkıyorum. Birlikte katkı verelim ve Boğaz Şakit'i yere taşıyalım. Şimdi bunun neyine itiraz ediyorsunuz? Ya. Yani sadece adam AK Parti'nin aday adayı oldu. Ya Allah aşkına bir sürü örneği var bunun. Başka partilere de gitmiş adam ver. canım. Bunun başka neyine mesela itiraz ediliyor? Makul bir gerekçe sunulursa dediğiniz ya. doğru. Burada biz de Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapar. Ya lütfen bunu değiştirin. Bu yetersizdir deniz. Sen bu dersen bunun örnekleri vardı. Sen dersen olur belki. Melik. Hayır yani makul ben ikna edilirsem oturur yazarım bunu itiraz da ederim. Ben ikna olursam diyorsun Cumhurbaşkanı da ikna ederim. Hayır Estağfurullah bu şey değil ama yani geçmişte mesela makul olan şeyler. Ya, ya mesela, ama ne diyor e, ki bey oturur Hedish yazarım diyor. Yani sokağa İ çıkıp bir yerleri taşlarım İ demiyor. Anlatabildim mi hayır, bu. otur... Hayır oturur yazarım hocam benim. Yani Aynen, kalemim ben de. var ya da yayında anlatırım. iki iki tane şeyim var. Başka yok. Ee, öğrenci şimdi ben şunu söyleyeyim. Ne olduğunu söyleyelim. Şimdi muhalefet açık konuşalım. Muhalefet bir çıkış noktası buldu kendisine. Bunun üstünde zıplayıp duruyor. Muhalefetin muhalefete bir şey söyleyelim. Şimdi diyecekler ki ya sen de muhalefim diyorsun nasıl konuşuyorsun? Ben objektif konuşuyorum. Şöyle Şimdi birden bire çok mesaj bir geliyor zaten. cımbızla tutacağım. E gelsin gelsin. E ben kitlelerin davranışıyla hareket etmemeyi 50 sene önceden öğrendim. Biliyorum biliyorum. Kitleler biliyorum. nereye gidiyorsa oraya gitmemeyi 50 sene öncesine öğrendim. 50 sene önce. Şimdi üniversitede bölüm seçerken öğrenmiştim ben onu. Şabancığım bir baktım üniversitede bölüm seçiyoruz. Herkes koşturuyor son gün bölüm seçecek. Nereye gidiyor bu arkadaşlar dedim filan söylemeyeyim adım, Filanca şubeyi seçecekler. Niye? Ya o bölümden mezun olan çok para kazanıyormuş dediler. O anda dedim ki bu kalabalığın gittiği yerden gitmiyorum. En az insan hangi bölüme gidiyorsa oraya gideceğim öyle yaptım. 50 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Bakın şimdi muhalefeti söyleyeyim. Muhalefet birdenbire otantik bir muhalefet oluşu, oluşturuyor. Ya kardeşim mesela çok değerli bir CHP'li profesör var. Değil mi? CHP yönetiminde de bulundu. Profesör Haluk Koç tıp profesörü Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Haluk Koç gibi bir CHP'li profesörü, belli bir yaşa gelmiş, kültürü, bilgisi, tecrübesi her şeyi var. E, halk tarafından da seviliyor. Onu Boğaziçi Rektörü yapsaydı bu olaylar olacak mıydı? Hiçbir olay olmaz. Yani olmadı. sonuçta şu. Kimin atadığı. Ama ama bak şimdi çok güzel. Ataması değil. Ama Hulkay çok güzel bir noktaya değindi. tamam bir dakika. Tamamen Şabancığım. Bir dakika. Çok güzel tamam, bir noktaya, noktaya değindi. Değil, kimin atadığı. Bir, tamam ama tamamlı Bir cümle. Bir e, tamam benzemiyor. Tam bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim. Gerçekten bak. bir cümle. Ya bak bak başladığım zaman bir cümle söyleyeceğim. Yani burada önemli olan kimin atadığı yani Cumhurbaşkanı'nın ataması değil. Kimin kimi atadığı önemli. Bravo. Dediğim gibi Melih Bey değil de Haluk Koç'u atasaydı bu olaylar olacak mıydı? Olmayacaktı. Olmayacaktı. Bir cümle söyledim. Kesinlikle bitti. olmayacak. Ülke Bey sonuna kadar katılıyor. Ama... Mesela CHP Genel Başkan yardımcısı olan e, Yüksel Taşkın, e, o da Boğaziçi çıkışlı orada ya, öğretim yeli yapmış. Onu atasa başka şeyler de söyleriz değil. de. Bu CHP'de to, Genel Başkanı yardımcısı Toplum, olmuş toplum diye. kutuplaştığı Hayır. için söylemiyorum. Benim tanıdığım, bildiğim üniversitelerde, üniversitelerde o kadar çok CHP fikrinde olan akademisyen, yönetici var ki onları söylersek yanlış anlaşılır. İnsanlar kutuplaştığı için bu dönemde bu dönemde kutuplaştığı için e, birbirlerine zarar verecek hale gelebilir. Yanlış. Hulki Bugün Bey, Türk aynı, üniversitelerinde, aynı hassasiyetteki üniversitelerde çok sayıda aynı hassasiyetinizi paylaşıyorum. Ben de söyleyebileceğim yani öğretim üyeleri, kadrolar üzerine söyleyebileceğim tonlarca şeyler var. Ama dilimi ısırıyorum. Yani Özelde bir üniversiteye hedef alıyorum. Evet tabii yani yanlış anlaşılır gibi çünkü. falan gibi konuşma. Ama var için. mı var? Dilim ısırıyorum. Ne? Yani, İki de var. Burası İki bizim. de var. Bur buraya bizden başka bizim pozisyonumuzdan, bizim ideolojimizden başka kimse giremez diye üniversitelerin belli e, kadrolarını sadece kendilerine has belli dünya görüşüne insan sahip insanlara hapsetmeye çalışmak maalesef bizim üniversite tarihimizde var. Asıl mesele, asıl tartışılması gereken yerde burası. Ama ben de kutuplaşmaya bir benzin dökmüş olmamak için bu konuyu açıp bunu böyle şişirerek konuşmak istemiyorum. Ee, aslında mesele biraz Vallahi, bu. Ben de birileri diyor ki ama... bu üniversite benim olsun. Hiç. Öteki diyor ki bu üniversite benim olsun. Ya yani niye senin olsun? Ne demek? Sen kimsin? Kimden alıyorsun bu yetkiyi? Bunu soruyorum. Ben. Şimdi şimdi yani biraz sanki... kimsin demeyelim de gençlere. Gençlere biraz özgürlük verelim olsun, yapsınlar gençtir bunlar. Hepimiz o yaşlardan geçtik. Bu işin Biz gençlerle sınırlı olduğunu düşünmüyorum Bey. ama. Ha, ha, şimdi ha Hulka abi evet, o hadi... zaman o zaman şuna dikkat edeceğiz. Neden de bu göstericilerden sadece 7 tanesi üniversite öğrencisi. Bakın öteki öğrenciler e, bu tartışmalara girmiyor, İşine gücünde bakıyor. E, aslında şunu şunu yapmak yapılması düşünülebilir ya. Gençlerimiz ya da vatandaşımız CHP'nin önüne gitsin. Kardeşim 19 yıldır niye iktidar olamıyorsun desin. Senin seçtiğin milletvekili listesine koyduğun insanlar liyakatli insanlar mı? Bak bazıları ayrılıyor seni eleştirerek, sana kızarak, senin diktatör olduğunu söyleyerek ayrılıyor. Sen bize 19 yıldır niye iktidar yapamadın diye CHP'nin önünde eylem yapsın. Bunu mu söyleyelim yani? Böyle bir şey olabilir mi? O da orada oturuyor. Yani genel başkanlarda oturuyor. Genel başkanın görevi de iktidar yapmak değil mi partisine? Niye yapmıyor? Biz bunları konuşmuyoruz. Bir tane rektöre ta e takıldık. Bütün medya onu konuşuyor. Yanlış bir tartışma bu. Yanlış tartışma. Rektör başarısızsa zaten kendiliğinden tutunamaz gider oradan. Ayrıca bir rektörün akademisyenin akademik bilgisini kim ölçecek? Öğrenci mi ölçecek. Böyle bir şey var mı? Ya da dışarıdan gelen gruplar mı ölçecek? Sen kaç tane kitap okudun da hangi eğitim üyeleriyle karşılaştıran? Öğretim, üyeleri de, karşı bu öğretim üyeleri de o yüzden, Böyle bir şey olabilir mi? İşte o öğretim üyeleri bak e, Şaban Bey, eee Boğaziçi'nde 429 tane profesör doçent var. 136 tane öğretim üyesi, 88 tane yabancı akademisyen, 262 tane araştırma görevlisi. Yani toplamda 915 tane Öğretim üyesi ve Hasan Basri Hocam program başında dedi ya yaklaşık bin tane. Eylem yapılan sayısı kaç? Bilmiyorum. Yüz civarı. Ama fotoğraflarda yüzlerce görünüyor. Öğretim üyesi olarak mı söylüyorsun? Fotoğraflarda yüzlerce görünüyor. Yüz olsun. Hatta nöbetleşe katılıyorlarmış. Ha, belki de çok katılıyorlarmış. Ama, Lerce yok. ama bakın vallahi ilerici rektör hala hayır yardımcı atayamadığı bölüden atan hanım 100 lira desek i̇şte şey bu. E, niye niye, niye biliyor musunuz çünkü kurut mahalle var. baskısı ya da o da işte o itirazı hayır, hayır, karşılayacak... bu bir üniversite için ne kadar büyük bir sorun biliyor musunuz Ben üniversitede öğretim üyesi olacağım rektör yardımcısı olmak isteyeceğim ama sadece üniversitedeki diğer arkadaşlarımın benim Dünya görüşü olarak Melih Bulu'ya yakın olduğumu düşünecekler korkusuyla onun rektör yardımcısı. Burası özgür bir üniversite mi? E genel değil, değil mi? Ya, onu, ya genel ya evet. genel itiraz varsa, genel itiraz varsa Bakın, o genel itiraza bir üniversitede. Eğer, bir üniversitede eğer bir öğretim üyesi gerçekten rektör yardımcısı olmak Melih Bulu'ya yakın olmaktan korkuyorsa asıl o üniversitede özgürlük yoktur. Bakın şimdi Şimdi işte Çok ciddi, ha, bir da, e, peki, oh. Çok ciddi bir soru. Tam da epeki ters tersten sorunlu. düşünün. Nasıl yani? Tersten düşünün. Orada çoğunculuk yok demek. Hasan Bey tersten düşünün. Demin dedin ya hani üniversitelerde işte evet. siyasi şeyler var, farklılıklar var. Evet. Kendilerinden olmayanı sokmuyorlar. Tamam. Çok evet. biliyorum ama Eyvallah. anlatmak istemiyorum ha. dedin. Peki Boğaziçi'nde de tersi söyleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Boğaziçi Üniversitesi'ni şey olarak e, sosyolojik olarak, kültürel olarak ele geçirmek istiyor. Şimdi, şimdi şöyle bir şimdi... bu iddia ne diyorsun? Yani bunu bilemem. Bu niye okumaktır. Hayır niyet okumaktır söyleniyor. Ama, ama, ama şöyle bir üniversite Nasıl yapısı... Nasıl yapacak? Bir saniye. Şöyle bir üniversite yapısı sorunludur. Ta, tamamen aynı zihniyetten, tamamen aynı görüşlerde insanlardan oluşuyorsa... Bakın burası çok çok ciddi bir sorundur. Ama ama pek ve çok üniversite ve zaten... Dışarıdan gelen AK Parti'ye ya. yakın bir kişiye dahi tahammül edilemiyorsa bu çok acayip bir sorundur. Bir üniversite için... Hakikaten çok ciddi. Ya ne bir kişiye tahammül edilemiyor. O, o bir kişi geliyor üniversitenin başına konuluyor. Üniversiteyi tamam. işte o kültüre ulaştırıyorsunuz. Niye ele ele geçirmek için deniyor. Bu zamana kadar hep başka dünya görüşünden birileri konulmuş. Bugün de böyle konulsun e, olmaz et, mı? Koymayın diyor. Bir, koymayın diyor. Bir Oraya, kere de, de oraya da koymayı olsun. versin canım. 216 tane üniversite bir var diyorsunuz. Bu da çoğulcu olsun. Olmaz mı? E tamam o zaman başka yere ben de başka görüşlerle atansın. Başka yere de başka görüşlerle Eyvallah tabii ki. Var mı? olsun var yani, mı rektör sıfatlı insanlar olsun. her akşam televizyonlara çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne İyi Parti'ye saydırıyorlar. Yahu, e, 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 yani hepsi de gördüğümüz ekranlarda gördüğümüz rektörlerin hepsi de AKP'li. Ben diyor. başka bir şeyden bahsediyorum. Bakın şunu söylerseniz tamam mı? Bir tane rektör, iki tane rektör bu hani münferit olaylar konuşmayalım dediniz ya. Mesela derseniz ki ya rektörlerin hepsi şu anda bel, belli çerçevede isimlerden atanıyor. AKP Konuşalım AKP'ye. Ama ee, bir üniversitede bir rektörün atanması yok bu bizim dünya görüşümüze uymuyor. Burası ele geçirilmek isteniyor diye itiraz ediyorsa zaten bir dakika kimi nereden neyi ele geçiriyorsun diye sorarlar adamı. Ya ne demek oğlum. Senin mi de burası birisi ele geçiriyor mantığıyla. Kimin peki yapması? ele geçirmek isteyenin mi? İşte ya onu bunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Hayır, ya el, ele geçirmek isteyenin söylüyorum. mi? Boğaziçi, Kims Boğaziçi... Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçililerindir. Ya bu orada okuyan öğrencilerindir. Iletindir. Türkiye'nin üniversite, üniversitesi ama Devlet üniversitelerinin hepsi milletindir. Tamam hepsi milletindir. Hepsi tamam. milletindir tabii ki. Evet. Oradakiler de millet. Ama, ama sen öyle. yok karşı. Ben oradaki millet yapısını bozacağım. Oraya atanan, Ele geçireceğim ben orayı oraya. Kendi atarsan Melih'ti, yanlış değil mi? Oraya atanan Melih Bulu da bu millet. Ama dönüştürmek istiyor. Ben, Neyi istiyor? Dönüştürmek niye dönüştürmek o kültür içinden gelen birini atamak? Bir katkıda bulunmayacak. Tabii. Taburası Burası sadece bizim olsun demek. Ne kadar çoğulacak? Ya ne alakası Peki, bir var bunun? Sadece bizim olsun. Diyor, ne sadece biz mi git diyor. Biraz önce ben Peki, Hulki şeye, e de bir duyalım. Bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben Hulkiye'ye bir biraz önce Haluk Koç benzetmesi yaptı ya. Hani evet. Haluk Koç atansaydı CHP Genel Başkanımız, eski Genel Başkanımız bu olaylar olur muydu diye sordu. Melik de dedi ki olmazdı. Bence de olmazdı. olmazdı. Neden olmazdı? Şundan olmazdı. olmazdı. Çok demokratik bir atama olarak görülürdü. Ben. Ya bak helal olsun AKP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış ama liyakat olarak da rektörlük görevine fazlasıyla yakışan işte bir profesörü Haluk Koç'u rektör olarak atadı. Bak ne kadar liyakatli bir atama hani yandaş değil AKP bu atamada işte benim militanım olsun benden Adam olsun be. diye düşünmedi Bakın <laughs> diye tam, tam bakılırdı tam ve dola, doğal gibi. olarak itiraz edilmezdi. Keşke yaparsa bir şey. Olmadığı de, için de. bilmiyorum tam olarak ama şunu söyleyeyim. Rektörlük ilanına çıkılır. Bildiğim kadarıyla daha iyi bilen varsa beni düzelsin. Adaylar Oraya başvuruyor. çeşitli adaylar başvurur. Evet ve o başvurular öncelikle teknik kriterleri tanı, geçer mi ona bakılır. Ondan sonra ataması yapılır. Şimdi başvuruların birileri başvurmuş demek. Ki. Başvuruların içerisinden de atama makamı bunu uygun görmüş. Ya bu bu gerçekten bakın baştan beri şunu söylüyorum. Bu bir rektörlük meselesinden çok daha büyük bir mesele. Yani birileri Kadıköy'de, birileri işte Beşiktaş'ta bir şiddet sarmalına çeviriyor. Ya Hasan Bey her senin, olaya ya her herkesin, olaya bakın her herkesin olaya. çok daha dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekir. Yani, Şimdi bö böyle bir böyle bir ortamın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıp bu milletin evlatları işte meclis bulu bıraksın gitsin falan dediği zaman o zaman şiddet sokakta 3-5 şiddet eylemi yapan herkesin dediği hükümetin hiç üzerinde alakası, bir hiç alakası, e, baskı hani, unsuru olarak Bakın, uygulanacak. Her, her, muhalefet <laughs>